Öncelikle hoş geldiniz Miting'e. Aşıyla ilgili birçok değerlendirme oldu. Toplantıları izlediniz, konuşmaları izlediniz. Evet, izledik. Bizim şimdi bu kanalla ilgili izleyicilere de birkaç tane önerimiz olacak. Siz öncelikle aşıya karşı mısınız? Şimdi ben aşıya karşıyım. Hiç de öyle gerici, cahil falan da değilim. Şimdi tarihte iki tane bilim adamı var. Bir Edison, bir de atom bombasını bulan iki bilim adamı var. Edison ampulü buldu, insanları aydınlattı. Atom bombasını bulan bilim adamı da kısa aydınlatma yaptı yani. 2 dakikada eksi yaptı insanları. İkisi de bilim adamı. Hangi bilime inanacağını kişi kendi seçmeli. Şimdi biz buraya mitinge geldik. Aşıya hayır mitingine geldik. Neden aşıya hayır mitingine geldik? Çünkü aşı ilk başlarda televizyondan bunu öğrendik. İşte Çin'de insanlar ayılıyor, bayılıyor. Efendime söyleyeyim kendini yerden yere atıyor. Kapıları kaynak yapıyorlar falan. Biz de dedik ki hani gerçekten ortada bir şey var. Yani ortada bir salgın hastalık var ve insanlar öldürüyor. Çin böyle yaptığına göre diye düşündük. Kendimizce tedbirler aldık fakat sonra böyle olmadığını anladık. Yani bunun normal bir mevsimsel grip olduğunu anladık. Ben her zaman da maskeye karşıyım. Yani bu şeyle ilgili değil. Dolayısıyla buraya da geldik. Ön yargıları kırmak için geldik. Kardeşim sen akıllı olabilirsin, sen ilerici olabilirsin, sen medeni olabilirsin. Yalnız ben aptal değilim. Şimdi genelde aşıcılar bunu düşünüyorlar. Diyorlar ki yani hani bu aşı olmayanlar gerici, işte sığ, böyle aptal düşünenler. Yani bırak biz aklımız bize yeter yani anlatabiliyor muyum? Şimdi buradakiler genelde de şey zannediyorlar hani buraya gelenleri böyle ki gördüğünüz siz de zaten bakın yani başı açıklar en az %65 gördüğünüz gibi muhafazakar. İnsan yelpazesinden var Türkiye'deki tüm etnik grupların hepsi hemen hemen burada. Var ama bak şimdi bak dikkat et şöyle bak şöyle miting alanına %65'i başı açık modern medeni insanlar. Yani %35 gibi böyle bir muhafazakar kesim var. Şimdi buradan ne sonuç çıkıyor? Buradan çıkan sonuç şu. Yani eğer burası öyle sığ düşünenlerin yeri varsa bu başı açıkların ne işi var burada? Modern medeni insanların ne işi var değil mi? Ben başta kendimce önlemler almaya çalıştım. Ben inandım başta. Yani bunun öldürücü, bulaşıcı, yıkıcı bir hastalık olduğuna inandım. Kendimce de önlemler aldım. Ben 3 çocuk babasıyım. Fakat sonra baktım ki yani kardeşim turiste bulaşmıyor. Yerliye bulaşıyor, Suriyeliye bulaşmıyor, Türkiye bulaşıyor, Afgan'a bulaşmıyor, Türkiye bulaşıyor. Yani akıl varsa biraz insanlar da sorgular yani. Hani, yani bu virüs adam mı seçiyor? Yani kadınlarda olmuyor, çocuklarda olmuyor. La kardeşim 65 yaşındakilere bu neyse yani. Sanki bu adamını seçiyor yani böyle akıllı bir virüs var. Ya biz inanmadık tabii sonradan. İnanmayınca da dolayısıyla ben şimdi aşıya karşıyım. Aşıyı da istemiyorum. Şöyle olmalı benim şahsi görüşüm. Kişiler hastaneye, devlet çağırmalı, aile hekimlerine sıra almalı, antikorlarını ölçmeli. Antikor düşük olanlara yani uygulamalar yapılabilir. O da kendi rızasında. Yani adam ölmek istiyorsa kardeşim sana ne ya? Yani ben ölmek istiyorum. Anladın mı? Sana ne? Yani devlete mi düşmüş benim canımı düşünmek? Yani anayasa zaten hakkımız bu. Dolayısıyla yani böyle olmalı. Hani kişiler özgür olmalı. Antikor testi yapılır. Ben yaparım. Ve benim düşükse. Yani ben bunu bulaştığı zaman atlatamazsam. Tamam kardeşim bana anlat o zaman. De ki bak senin antikorun düşük. Yani önüne gelen aşılamak nedir ya? Pekala bu sürecin bir küresel bir proje olduğunu düşünüyor musunuz? Bak bu %100 küresel bir proje. Amerikan, Trump devrilir devrilmez. Bak dikkat edin ya. Yani az bir sorgulayın kendinizi. Trump devrilir devrilmez ne oldu? Uğur dedi ki ben 15 dakikada bu aşıyı buldum. Maşallah ya. Süper zeki yani. 15 dakikada bulmuş aşıyı. Dikkat edin bak bütün aşılar Trump'ın devrilmesiyle bulundu. Trump seçimi kaybeder kaybetmez. Başladı. Trump ne dedi? Dedi ki Dünya Sağlık Örgütü şeytanın başıdır dedi yani. Trump söyledi bunu. Tweetinde de var. Şimdi Trump bunu söylerken bizimkiler bidenci oldu yani. Birden bidoncu oldu. Birden aşı olun diyormuş. Birden böyle diyormuş. Ya kardeşim biz Amerikan emperyalizmine karşıyız. Karşıyız ya. Yani ha biden gelmiş, ha Trump gelmiş. Yani. Biz emperyalizme karşıyız. Bill Gates hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi Bill Gates, şimdi paranın gücüyle, bunlar paranın gücüyle kendini tanrı sanan insanlar. Yani insanları yönetmeyi, insanları şekillendirmeyi. Ama anlamadıkları şu. Şimdi Einstein dedi ki, dediği gibi yani sen etrafındaki 6 kişi kadar akıllısın. Yani altındakinin IQ'su neyse sen de olsun. İsterse sen süper zeki ol yani. Sen ikinci Einstein ol. Sen etrafında kim var? Sen varsın kardeşim. Sen şimdi akıllı değilsen. Einstein'ın akıllı olması ne önemi var? Ne anlatabilir Einstein onlara? Pekala nasıl olmalıydı? Yani bu ülke bu veya dünyadaki şu an küresel olan bu salgını nasıl önlemeliydi? Şimdi bak şimdi küresel bir salgın. Şimdi ortada bir hayalet var. Hani bunu göremiyorsun. Aynı inanç gibi o da yani. Göremiyorsun ama yani ortada var. Ben atlattım mesela. Bak diyorum ya yani şimdi bu grimel bir enfeksiyon. Doğru. Şimdi ne yaparsın bunu? Bir kere bununla ilgili bir bilimsel veri yani böyle bir grup kurarsın.
Ya kardeşim yani bu hastalık nedir? Nereden bulaşıyor? Bak şimdi balkondan balkona 5 metre zıplıyormuş. Taktik geliştiriyor bu yani. Yani süper bir virüs bu, öyle anlatıyorlar. Şimdi bizim de bir bilim kurulu ekibimiz falan var yani Cumhurbaşkanlığında. Bizim istişare kurulu var. Avrupa Birliği'nin de kendi bir bilim kurulu falan var. Var olan dünyada birçok bilim kurulu insanlar var. Hepsi bilim adamı olduğunu hani şu anda bütün herkes görüyor. Doktor, tamam. Profesör vesaire. Çok güzel. Onların açıklamaları sağlıklı değil mi sizce? Ama bak ben sana bir şey anlattım az önce. Dedim ki bak bir bilim adamı ampulü buldu, dünyayı aydınlat. Allah razı olsun ondan yani Edison. Yani şimdi ötekisi neyi buldu? Atom bombasını buldu. Mikhail Kaleşnikov neyi buldu? Kaleşnikov'u yaptı. Kaleşnikov ne dedi silah yaptıktan sonra? Ben dedi bunu dedi devletim savunması için yaptım dedi. Ben bunları devletimin götürüp dünyada satıp insanları katletmesi için yapmadım ki diyor. Yani mesele hangi bilime inandığınız. Şimdi birileri bir şey söyler kardeşim doğal hakkıdır. Ama bunun karşıtları da alırsın. Karşı açıklama yapar. Bir tane doktor aşıyı savunuyor mu? Savunanlar da var. Kaç tane doktor savunuyor? İyi bir şeyse doktorların hepsi savunur. Savunamıyorlar. Çıkmıyorlar televizyona. Çünkü niye? Onlar da ne olacağını bilmiyor. Yani bu aşılar DNA aşısı. Mesela Sinovac ölü hücre şey veriyor sana. Virüs veriyor. Bunun zararı yok. Yani bütün aşılar da böyle olur. Ama bu mRNA aşısı. DNA aşısı yani. Bunun ne olacağı belli değil. Yani bu içine sızıyor. Neden tetiklenir? Ne olabilir? Ya kardeşim çocuklardan ne istiyorsun yani? Zaten çocuklarda ölüm yok ki çocuklara vuruyorsun ya. Okulda benim 3 tane çocuğum var. Çocuklarım da çok zekiler. Allah bağışlasın. Bir tanesi fen lisesine gidiyor %2'lik dilimle. Diğerleri de %5'lik dilimle. Yani bunlar ülkenin geleceği. Çocuklardan uzak durun kardeşim. Çocuklarımızdan uzak durun ya. Ben buraya o yüzden geldim. Yani ben deist adamım. Yani benim yani burada biraz bana ters yani şey geliyor hani buraya ama çocuğum var benim. 3 tane çocuğum var. Dolayısıyla kardeşim ben yani diyorum ki çocuklarımızdan uzak durun kardeşim. Ne bokuyorsanız yiyin ama bizim çocuklarımızdan uzak durun kardeşim. Öncelikle merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle soru soracağım şu. Aşıya karşı mısınız? Aşı karşıtı mısınız? Aşıya karşı olmak, akla karşı olmak gibi bir şeydir. Binlerce insan çocukken aşı oldu. Zararını görmediler. Biz peki buna niye karşıyız? Biz aşıya karşı değiliz. Aşı dayatmasına karşıyız. İnsanlar aşı olmak istemiyorsa, siz de zorla insanlar aşı yapmak istiyorsanız bu dayatmadır. Bu da demokrasiye, insan haklarına vesaire vesaire aykırıdır, terstir diye düşünüyoruz. Biz tabii ki insanlara faydası olan ilaca karşı mıyız? İnsanlara zarar verme ilaca karşı mıyız? Hayır. Peki buna niye karşıyız? Burada bir dayatma olduğunu hissediyoruz. 2018 yılındaki istatistiklere bakarsanız influenza'dan ölenlerin sayısıyla bugün influenza'dan ölenlerin sayısını karşılaştırın. Daha doğrusu Covid'den ölenlerin karşılaştırın bakalım sayısı ne kadar. Hemen hemen aynı. O halde bu bir pandemi değil. Oyun içerisinde bir oyun var. Oyun içerisinde oyun olduğu için biz bu oyunu bozmak için buraya geldik. Pekala aşı olmasaydı biz ne yapmalıydık mesela bu salgın için, var olan salgın için? Siz 2018'den önce aşı olmadığında ne yapıyordunuz? Ne yapardınız? Ya ben kendime söyleyeyim. Her sene bir kere ben aşı oluyorum. Yani ne oluyor? İş gün, nane, limon kabuğu, biraz da zencefil, biraz da istirahat. Efendime söyleyeyim. Aşı zaten o grip geçiyordu. Zaten bu sefer aşı olduğunuz zaman, yani bu Covid-19 ile ilgili aşıları sizi dayatıp olduğunuz zaman vücudunuz aşı grip geçirmediğiniz için, nezle olmadığınız için ona karşı yenik düşeceksiniz. Doğal seleksiyon dedikleri bir kavram var biliyorsunuz. Doğal seleksiyonda ne oluyordu? Vücut kendini güçlendirerek zorluklara karşı, mikroplara karşı kendini yenileyerek yeniyordu. Siz nezle olmazsanız, grip olmazsanız herhangi bir nezleye karşı ileride daha çok fazla yenik düşeceksiniz. O halde doğal süreç içerisinde nezle olun, grip olun, hapşurun, efendime söyleyeyim. Ama kendi kendinizi, vücudunuzu yenileyerek bu grip şeyden pandemiden kurtulmuş olursunuz ya da Covid-19'dan kurtulmuş olursunuz. Siz şöyle diyorsunuz ya normalde insan vücudu doğal zaten bir bağışıklık sistemi. Aynen öyle. Evet. Yani buna aşıya ihtiyacı yok. Aynen. Bunu zaten var olan doğadaki tüm besinlerden antikor ihtiyacını karşılayabilir. Yani aşıya şu anki kullanılan hiçbir şekilde ihtiyacı yok diyorsunuz. Mutlaka yani dediğim gibi yani 2018'den önce bu olaylardan önce ne yapıyordum ben? Limon yiyordum, nane yiyordum, içiyordum kaynatıp. İstirahat dedim geçiyordu. Ya zaten bakıyorsunuz hastaneye yatanların babam hasta oldu.
Ben onu hastaneye götürmedim. Test yaptığında Covid dediler. İlacını kullandırmadım. Ne yaptım? Ona nane, limon kapuğu. O dedim doğal yollarla. Verdim, içtim. 3 gün içinde ayağa kalktı. Eğer o verikalı kalp hastasıydı babam. O ilaçları verseydim, günde 16 tane hapis içseydi kalp hastası ölecekti. Ölecekti. Benim çocuğum üniversitede okuyor şu anda. Ve yurtta kalmak zorunda. Zorunlu aşı getirdiler ona. Peki şunun içinde ne olduğunu bilmediğim aşıyı kozuma vurdurdum diyelim. Peki kızım 5 sene sonra evlendi. Torun sahibi olmak istiyorum ya ben. Sakat bir torun sahibi olursam. Engelli bir torun dede olursam. Sorumlusu kim olacak bunun? Siz var olan aşının içerisinde bilmediğimiz bir maddenin olduğunu ve bunun ileride bize zarar vereceğini mi düşünüyorsunuz? Ya şunu söyle, içinde ne olduğunu kimse söylemiyor ki. Bilim adamlar acaba içerisinde şu maddeler var, şunu şu şekilde yaptık, şuna şu maddeleri koyduk diye söylüyorlar mı? İçinde ne olduğunu dahi bilmiyoruz ki. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyur abi. Ben aşının içinde ne olduğunu biliyorum. Öncelikle aşının içinde en çok olan grafen oksit diye bir madde. Şu anda mesela Japonya'ya vermiş oldukları aşının içinde 1 milyon 200 bin doz aşının içinde çelik çıktı. Çelik, bundan paslanmaz çelik. Bahsediyorsunuz. Evet, aşının içeriğinden bahsediyorum, ilaçtan değil. Şu anda insanlara enjekte edilen aşının içeriği bu. Grafen oksit diye bir madde ve 5G'ye karşı özellikle yapılmış bir madde. Yarın öbür gün 5G'ler faal olarak devreye çıkarırlarsa, girerse devreye, insanlar istedikleri gibi kullanabilecekleri, istedikleri gibi yönlendirebilecekleri, hatta biraz daha uçuk olarak konuşayım, zombiye çevirebilecekleri bir madde bu. Bu maddeyle insanlar kontrol almaya çalışıyorlar. Ben Telegram kanalının bazı gruplara üyeyim. Orada yabancı bir kanalda Türkiye'nin 2025 yılının nüfusunu yazmışlar oraya. 2017 yılı nüfusunu 81 milyon gösterirken Türkiye'nin 2025 yılı nüfusunu 72 milyon gösteriyor. Neye dayanarak bu nüfusu düşürüyor her sene? Şu anda 83,5 milyon nüfusumuz var bizim. Neye dayanarak bu nüfusu düşürmüşler? Her ülkenin nüfusu var bende mesela düşük oranlarda. Bu ülkelerin nüfuslarının düşmesini isteyen kim? Bir vakıf, bir grup. Bill Gates Vakfı adına bir vakıf, Bill Gates Vakfı tarafından fonlanan aşılar, ekmek bulmakta zorlanan, açlıktan ölen milyonlarca insana bedava aşı taşıyan insanlar, bunların hayrını düşünen insanlar. Bu mantık bir kere bana yanlış geliyor yani. Açlıktan sürünerek ölenleri görmeyen insanlar varken bugün Bill Gates Vakfı Afrika'da milyonlarca insana bedava aşı verme mantığı çok yanlış bir mantık geliyor. Aşı ilk geldiği zaman -70 dereceden dışarıda şu kadar zaman durduğu zaman bozulur denilen aşılar Diyarbakır'da kahve köşelerine herkese vurulursa bana bir soru işareti geliyor yani. Bu insan nasıl bu aşıyı çıkmış 45 derece sıcaklıkta bunu saatlerce tutup da bu insanı koluna vurmak için uğraşıyorsa, bunun bir mantık dışında bir şey var yani. Bu insanların her şeyi her yaptığı mantık dışı. Sadece bu değil ki. mRNA aşılarının saklanmasının -43 -40'ın üzerinde. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. -70 çıkardılar ilk önce. -70 derecede dışarı çıktığı zaman 6 saat kadar dayanıyor şu kadar zaman içinde. Aşıyı da yapmamız lazım. Hatta orada bir kodlamayla insanlara bir mesaj verdiler. 6 saatte 6 kişiyi 6 sefer yapmamız, 666'yı verdiler. Şeytanın şeylerini verdiler. Onları verdiler. O şekilde bir şey yapmışlardı. Ama ne olduysa şimdi, dün mesela ben Darca Belediyesi'nin orada aşı yapılan bir stand açılmış. O sıcakta, sıcak yerlerde dışarıda aşı kutlanıyor. Aşı yapılıyor insanlar ya. Böyle bir mantık olur mu? Şu an Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşılarının %60'ın üzerinde olduğu söyleniyor. Rakamsal olarak. Evet. Şu anda Türkiye'nin 81 milyon insanın yaklaşık 50 milyonu rahat bir şekilde aşılandı. Pekala bununla ilgili düşünceniz nedir? İnanmıyorum ona. Niye inanmıyorum? 81 milyon nüfusumuzun olduğunu düşünürsek 15 milyonunu veya 20 milyonunu 18 yaşın altında olarak kabul ettiğimizde 60 milyon kişi var. 2 doz aşı yapılmış olsa 120 milyon olur. 3. doz şu anda 8 milyon mesela 3. doz aşı yapıldığı söyleniyor. 120 milyon aşıda bu kadar aşı yapılmasını sayı olarak abartılı gösterip insanların daha çok teşvik etmek babında yanlış söylediklerine inanıyorum. Pekala, PCR testlerine güveniyor musunuz? PCR testlerine güvenmem için önce PCR testlerini bize öneren Mehmet Ceyhan'ın, sayın doktor mu diyeyim artık kendisinin, %50 güvenilir olduğunu söylemesine bakarak güvenmiyorum. Zaten güvenmiyordum. Bunu böyle söylemesi daha çok şu anda güvenimi sarstı. Elimizde bir yazı tura para alıp da yazı tura attığım zaman da %50 şansım var.
test yaptırdığım zaman da %50 şansım var. Bu mantıkla yürütürsek biz ve de istedikleri gibi bir de döngü şeyi var PCR testlerinde. İstediklerine işe gireceğim döngüsünü düşük gösteriyorlar. PCR'da negatif. İşe işte farklı bir şekilde ben teste geldim diyorlar. Döngüsünü fazla gösterip insanları PCR'da pozitif çıkarıp insanları karantina altına alma durum var. İstedikleri gibi kullanıyorlar insanları. Pekala biz bu sarmaldan nasıl çıkarız? Bu sarmaldan çıkmamız biraz zor. Yani zor. Bugün hükümetler üstü güçler var bu konuda bunu yürüten. Hükümetlerin, devletlerin tepesindeki hükümetlerin dahi bu sarmalı bırakma imkanı yok. Çünkü bırakmayı düşünenlerin başlarına gelenlere, öldürülen devlet başkanlarına, yok edilen insanlara, hastalıktan, koronadan öldü dedikleri devlet başkanlarına şahit. Tanzanya'sı var, Belarus'u var, birkaç tane ülke var bu konuda. Biz bu sarmaldan çıkalım sizin. Ben bundan toplumun çok büyük bir kesiminin birlik olup da buna karşı mücadele etmesine bağlıyorum. Ama insanlar nedense aşıların etkisinden midir? Televizyonun vermiş olduğu, insanlara vermiş olduğu bir şeyden midir? İnsanlar daha, yani karşınızda devlet yok şu anda. Ben onu söyleyeyim. Halk var. Bu halk zaten bizim karşımızda şu anda cephe. Benim çocuğum okula gidiyor, aşı olmazsa alman diyor. İşe gidiyor, aşı olmazsa alman diyor. Tolerans gösterebilir. Vermiş olduğu, devletin vermiş olduğu yazılarda, onlara vermiş olduğu talimatlarda, genelgelerde açık kapıları var. Ama öyle bir hale gelmiş ki dayatmacı olarak kesinlikle aşı olacaksın ya da test yaptıracaksın mantığı var şu anda. Ve bunu söyleyen okumuş dediğimiz kesim, üniversite okumuş, doktorasını yapmış, doktor olmuş, profesör olmuş. Bunu söyleyen kesim bunun içeriğinde ne olduğunu bence biliyor ve bu insanları da bu sarmalın içine özellikle kendi itiyorlar yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Eşimin COVID oldu diye teste çıktı. Çok affedersiniz. Aynı yatakta yatıyoruz. Aynı evde yaşıyoruz. Beni teste soktular. Ben COVID çıkmadım. Ya aynı yatakta bana bulaştırılmayan COVID. Acaba trende nasıl bulaştırıyorum? Otobüste nasıl bulaştırıyorum ben? Bir mantıksızlık yok mu bu? Covid testlerinin yapılan bütün PCR olsun veya başka bir şeylerin artık ne testi yapılırsa onlara güvenmiyor. O bilmiyor. Tekrar diyorum. Yani bak aynı yatakta yatıyorum. Eşim Covid, ben Covid değilim. Bu nasıl oluyor? Ben Covid çıkmıyorum. Bu bir burada mantıksız. Onun için maske takacakmışız. Maskenin biz Covid mikrobu dedikleri, virüsü dediklerini için siz mikroskopla göremiyorsunuz. Bakteri değil bu, virüs. Yani şeyde virüs mikroskopla gözükmüyor. Elektron mikroskopla görebiliyorsunuz ancak. Bu peki bunun şuradaki maskenin deliklerinden geçmiyor mu? Bir mantık var mı burada? Bu saçmalık burada var. Ha peki nasıl kurtulacağız bu işten? Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandık? Kurtuluş Savaşı'nda biz Osmanlı bitmiş, fakir. İnsanlar kazma kürekle karnını doyurmaya çalışıyor toprağını kazarak. Ne oldu? Yok zamanda Allah yardım olursa, aklınızı kullanırsınız. Yok zamanda birlik beraberlik içerisinde bir araya gelirseniz Allah size yardımcı olur. Ama başta şunu söyleyeyim. Bir topluluk içerisinde bilim adamları eğer ahlaklarını yitirmişlerse, bilim adamları iyi niyetlerini kaybetmişlerse o toplum mahvolmaya, yok olmaya mahkumdurlar. Ama bilim adamları ve zenginleri ve iş adamları neyse herkes aklını kullanır, namuslu davranırlarsa, iyi niyetle davranırlarsa o ülkeye Allah yardımcı olur. Şu anda bu problemi yaşıyoruz. Namus problemi yaşıyoruz diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.